sistemiyle okul programlarına ilave edilen seçmeli din derslerinin veli, öğrenci ve öğretmen tarafından nasıl algılandığını ele alan saha araştırması Türkiye kamuoyuyla paylaşıldı. İlim Kültür Derneği tarafından hazırlanan raporun detaylarını şimdi İlke Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda raporun editörü olan Sayın Süleyman Güder'le konuşacağız. Süleyman Bey stüdyo misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok kıymetli bir araştırma. 4 artı 4 artı 4 Türkiye'nin gündeminde olan eksiklikleriyle ve artı yönleriyle ele alınan bir araştırma. Ve altyapı problemi sonucu çıktı galiba bu araştırmada sizin gerçekleştirdiğiniz. Evet. Ama öncelikle araştırmayı ortaya koyarken nasıl bir yöntem izlediniz? Bize özetler misiniz? Efendim biz öncelikle araştırmayı yaparken bunun saha araştırmasına, dayanmasına özen gösterdik. Bunun için özellikle seçmeli derslerin muhatabı olan öğrenciler, tabii ki önemli paydaşlarımız. Ardından veliler, velilerle görüşmeler yaptık ve yine bu dersleri veren öğretmenlerle görüşme yaptık. Ağırlıklı olarak İstanbul'dan, Üsküdar ve Kadıköy'den okullardan görüşmeler yaptık ve bu saha araştırması sonrasında araştırmacılarımız bunu değerlendirdiler ve ortaya bir netice çıkarmış oldular. Peki kaç denekten bahsedebiliriz bu saydığınız noktalarda fikirleri alınan, sorulan? 25 veli, 25 öğretmen ve 80'in üzerinde de bir öğrenci. Yani bunlar lise ve ortaokul öğrencilerden. Farklı noktalardan dağılımları yapılmış. Farklı öğrenciler. Farklı liselerden, farklı ortaokullarından, Anadolu Meslek Lisesi gibi, Anadolu Liseleri gibi. Neler çıktı peki karşınızda Süleyman Bey? Nasıl bir istatistiki dağılım ve sorunlar çıktı diyelim? Efendim biz bu raporda sadece olumsuz yönlere değinmedik. Elbette ki bizim burada tamamen fotoğraf neyse olarak çekmek istedik. Evet. Raporda karşımıza çıkan en önemli bulgulardan biri çok ciddi anlamda bir toplumun bir beklentisi, bir talebi olduğunu tespit ettik bu rapor ile. Ekonomi diliyle konuşursak çok ciddi anlamda bir talebin olduğunu rapordan müşahede ettik. Ne istiyor öğrenciler ve veliler daha çok? Efendim bunu öğrencilerin seçmiş olduğu derslerden anlamak gayet mümkün. Öğrencilerin önemli bir kısmı hatta seçmelinin derslerinin arasında en fazla seçilenin Kur'an-ı Kerim dersi olduğunu gördük. Çok güzel. Öğrencilerin daha çok Kur'an'ı anlama, Kur'an'ın mesajını anlama yönünde çok ciddi anlamda talepleri, istekleri olduğunu gördük. Bununla birlikte Hazreti Muhammed'in hayatı dersinin çok ciddi anlamda rağbet görülen ve öğrenciler arasından en fazla sevilen ders olduğunu gördük. En fazla sevilen diyorum çünkü Kur'an-ı Kerim dersi çok fazla seçilmesine rağmen, çok fazla talep edilmesine rağmen öğrencilerin çok fazla zorlandıkları alanlar var. Bunları da biz raporda detaylı bir şekilde ifade ettik. Peki şöyle diyebilir miyiz Süleyman Bey? Öğrencilerimiz, pek tabii ki velilerimiz de, aileler, rol model olarak iki cihan güneşini belirlemişler. Kesinlikle biz raporun önde çıkan noktalarından biri budur. Öğrencilerin, daha çok öğrenciler merkezimizde olduğu için söylüyorum, öğrencilerin kendilerinin bir rol model arayışı içinde olduğunu gördük ve bunun içinde Hazreti Muhammed'in kendilerine rol model olarak olabileceğini düşündüler. Evet. Ve özellikle de burası çok ilginç, Hazreti Muhammed'in ahlaki ve kişiliğini kendilerine rol model olarak görmek istiyorlar öğrenciler. Çok güzel. Çok raporun güzel. Çok önemli bulgularından biridir. Peki bir altyapı problemi var. Her ne kadar sadece negatif boyutuyla bakmadık deseniz de bir altyapı sorunu olduğunu biliyoruz. Bazı öğretmenlerin alan bilgisi eksikliğinin tartışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bunun bu derslere olan ilgiye etkisi ne oldu? Ya da çözüm yolu olarak neyi öngördünüz araştırmanızda? Efendim belirttiğim gibi çok ciddi anlamda bir talepten bahsettik. Bu talebin oluşmasında Türkiye'nin daha önce geçirmiş olduğu siyasal yaşamın çok ciddi anlamda etkisi vardır. Ama bununla birlikte zannedersem talebin bu kadar yoğun olacağı beklenmiyordu. Bununla birlikte işte bir gerçek ki okulların fiziki altyapısı, işte sınıf kontenjanları, sınıf öğrenci sayılarının olabileceği kapasite, sınıf kapasitesi, öğretmen, yetişmiş öğretmenlerin sayısı hem nicelik olarak eksik ve olan öğretmen, mevcut öğretmenlerin de ciddi anlamda nitelik eksiklikleri olduğunu gördük. Bu yönde talepleri de var tabii değil mi? Bunun giderilmesi yönünde evet. Özellikle de ilahiyat fakültelerinde bu anlamda çok ciddi görevler düşüyor. Öğretmenlerimizin önemli bir kısmı almış oldukları eğitiminin
üniversitelerden almış olduğu eğitimin önemli bir kısmı yetersiz olduğunu düşünmekte. Örneğin dikkat derslerine, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine giren öğretmenlerin daha çok formasyon yönünde becerikli olduğunu görürken içerik anlamda zayıf kaldıklarını görüyoruz. Diğer derslerde ise tam aksine öğretmenlerimizin bilgi donanım olarak iyi olduğunu ama bunu öğrenciye nasıl aktaracağı konusunda çok fazla fikir sahibi olmadıklarını gördük. Dolayısıyla buradaki nicelik kadar nitelik de çok ciddi anlamda önemli. Önemli. Peki az evvel öğrencilerin rol model olarak Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i belirlediklerini ve onun ahlaki sıfatı üzerinde özellikle durduklarını ve onu takip ettiklerini, merakla talep ettiklerini vurguladınız. Evet. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim dersine de alaka gösterdiğini vurguladınız. Peki velilerle yaptığınız görüşmelerde de bu paralelde sonuçlar mı çıkıyor? Onların beklentileri nelerdi? Velilerle yapılan görüşmelerde tabii ki Kur'an-ı Kerim yine en başta. Bütün veliler Kur'an-ı Kerim'in aileden en az birinin Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmesi gerektiği konusunda bir talep var. Yarın bir gün kendileri ahirete irtihal ettikleri zaman ardından Fatiha okuyacak bir evlatlarını herkes istiyor. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Hazreti Muhammed'in dersine geldiğimiz zaman veliler aslında biraz daha öncelikleri farklı. Veliler burada çok daha pragmatik, çocukların geleceklerine dair çok daha endişeli olduklarını görüyoruz. Velilerin ikinci sırada temel dini bilgiler dersini öncelediklerini görüyoruz. Evet. Çocuklar kendilerine bundan sonraki hayatlarında lazım olabilecek dinin temel bilgilerine dair talepleri var. Araştırmanızın sonuçları tabii kamuoyuyla paylaşılıyor ama bu işin taraflarına da gönderiliyor mu? Örneğin Ankara'ya, bakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığı'na. Tabii zaten yapmış olduğumuz çalışmalarda biliyorsunuz saha araştırmasını yapmak için Milli Eğitim'den izin almak zorundasınız. Onların bilgisi dahilinde. Bunun dışında da sonucu da bunu biz kamuoyuyla paylaştık. Bunun dışında da ayrıca biz bu kurumlara bir ziyaret yapmayı düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilgili paylaşlara harekete geçirmek için ziyaretlerde yani bunun sadece bir akademik bir çalışma olmadığını, toplumun kesinlikle istifade etmesi gereken bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Efendim, üç eser görüyorum haber masamızın hemen üzerinde. Türkiye'de din eğitiminin dönüşümü 97 deyince o dönemler tabii çok problemli dönemlerdi. 97'den 2012'ye ve ardından da iki eser daha var. Biraz bahseder misiniz? Onlar efendim, neler? İlke Derneği din eğitimi konusunda araştırma yapan bir kurum ve bunu ilk defa dün açıklamış olduğumuz raporla birlikte yapmıyor. Daha önce Türkiye'de din eğitiminin dönüşümü 1997-2012 başlıklı bir eser yayınladık. Bunu da geçen sene kamuoyuna takdim ettik. Burada daha çok 28 Şubat dediğimiz sürecin din eğitimine olan etkisini ele aldık. Bunun dışında yine çok fazla çalışılmayan yetişkinlerin din eğitimine bakışları ve bunların ihtiyaçları neler olduğunu ele alan bir çalışma kaleme aldık. Hı hı. Ve son olarak da bildiğiniz gibi seçmeli din dersleriyle ilgili bir araştırma yaptık. Ve biz İlçe İlim Kültür Derneği olarak din eğitimi konusunda ciddi anlamda eksiğini gördüğümüz noktalarda projeler önerip bu konularda araştırma yapan bir kurumuz ve araştırmalarımızı da daha çok saha araştırmasına, görüşmelere, mülakatlara dayanarak yapıyoruz. Üç eseri de ben kaynak eser olarak algıladım. Aslında tarihe damgasını vuran kesinlikle kaynak eser. Bu eserler talepte bulunulması halinde taraflarca edinilebiliyor mu? Tarafınızdan ulaştırılabiliyor mu ya da piyasadan bulunabiliyor mu? Tabii, öncelikle elektronik ortamdan, internet sitemizden rahatlıkla indirilebilir. Bedelsiz. Bedelsiz olarak tabii indirilebilir. Bunun dışında da talep eden izleyicilerimizden kargo karşılığında ücretli halinde nasıl olarak gönderebiliyoruz. Peki Sayın Güden size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için çok kıymetli bir iş yapmışsınız. Biz yine sizi takip edeceğiz. Takibe devam edeceğiz. İnşallah hayırlı olur ve faydalı olur. Tekrar teşekkürler ve iyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Bangladeş'te muhalefet yeni grev ilan etti. Ülke genelinde tüm ulaşım sistemleri ise